Efendim iyi akşamlar. 25 Haziran Pazar saatimiz 19.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal Ulusal Radyo ortak yayınında hafta sonu ana haber bültenimize hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Hem yurtta hem dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Hepsini aktaracağız. Bunun için önce günün öne çıkan başlıkları diyelim, sonra ayrıntılara geçelim. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları özellikle gündemin ilk sırasında yer alacak, sizlere aktarmak istiyoruz. Çünkü Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı kullandığı isimlerden Uygur ayrılıkçısı olan Rabia Kadir'e kucak açtı sevgili izleyiciler. Rabia Kadir kısa bir süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açık bir mektup yazmıştı ve kendisinden destek istemişti. İşte o mektuba cevap verdi MHP Genel Başkanı, hem de çok kısa bir sürede, zaman geçmeden ayrıntıları aktaracağız. Aynı zamanda bültenimizin sonunda da yine bu konuyu konuğumuzla ele alacağız. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz bu konuya. Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in isyan girişimini konuştuk biliyorsunuz. Dün özellikle gün boyunca sadece Rusya'nın değil Türkiye'nin de dünyanın da gündemindeydi Rusya'da yaşananlar. Ancak Wagner'in girişimi, Rus ordusunun harekete geçmesi ve Belarus'un da araya girmesiyle çok kısa sürede bastırıldı. Wagner geri çekildi. Wagner krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı açıklama merak ediliyordu. O da ilk açıklamayı yaptı. Ülkesinin önceliğinin ne olduğunu açıkladı. Ayrıntıları aktaracağız. LGBT kışkırtması sürüyor. Ankara Barosu, daha önce de ekranlarınıza getirmiştik haberlerini biliyorsunuz. Bu kez de sosyal medyadan LGBT propagandası yaptı. Ama bu kadar mıydı? Değildi. İstanbul Taksim'de de bir LGBT yürüyüşü yapılmak istendi ancak izin verilmedi. Taksim'e giremeyen grup Nişantaşı'na yöneldi. Orada çok cılız bir eylem gerçekleşti ama eylemde çok dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Kürdistan gibi. Ama sadece bu değil LGBT kışkırtması ile ilgili sizlere aktarmak istediğimiz. Onların gerçek yüzünü ortaya koyan çok çarpıcı haberler daha var. Amerika'dan gelen haberlere de yine dikkatinizi çekeceğiz. Vatan Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi oldu. Vatan Partisi'nin önceki dönem İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen görevi efendim İbrahim Okan Özkan'a devretti. Bu görev değişiminin ayrıntılarını da yine sizlere aktaracağız. Yunanistan'a gideceğiz çünkü Yunanistan bir ay sonra yeniden sandık başına gitti. Genel seçimlerde hükümet kurulamamıştı. Bunun üzerine seçim bugün tekrar yapıldı. Tüm bu başlıklar ve daha fazlasıyla ana haber başlıyor. Bugün öncelikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamalarıyla başlamak istedik. Sonrasında da Rusya'daki gelişmelere geçeceğiz. Bahçeli'nin açıklamaları neden dikkat çekti? Özellikle bu son günlerde benzer ifadeler kullandığı için gelin birlikte bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemdeki açıklamalarında Uygur ayrılıkçılarına verdiği destekle dikkat çekiyor. Bahçeli son olarak ABD istihbaratıyla işbirliği içindeki Uygur ayrılıkçısı Rabia Kadir'e kucak açtı. Rabia Kadir'in Türkiye'yi ziyaretinin önündeki engeller kaldırılmalı diyen Bahçeli, MHP'nin Rabia Kadir'i misafir etmeye hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı kullandığı isimlerden Uygur ayrılıkçısı Rabia Kadir, kısa süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açık mektup yazarak destek istemişti. Bahçeli'den o mektuba yanıt gecikmedi. Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rabia Kadir'e sahip çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden fonlanan ve CIA ile işbirliği içinde olan Rabia Kadir'i Uygur davasının Yılmaz savunucusu olarak niteledi. Açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Uygur yalanlarını olumlayan bir dil kullanan Bahçeli, Çin'in Sincan Uygur özel bölgesini Doğu Türkistan olarak tanımladı. Uygurların baskı ve işkencelere maruz kaldığını ileri sürdü. Uygur ayrılıkçısı Rabia Kadir'in Türkiye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Uygur davasının Yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadır ve yaşı da 80'e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye'ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Sayın Rabia Kadir'in Türkiye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Rabia Kadir'i
misafir etmeye hazırdır. Devlet Bahçeli geçen haftaki grup konuşmasında da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Çin ziyareti sırasında yaptığı Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değil. Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir açıklamasına tepki göstermişti. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve Çin'e karşı kirli kampanyada CIA ile birlikte çalışan Rabia Kadir'in uzun yıllardır Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor. ABD merkezli dünya, Uygur Milli Hareketi lideri Rabia Kadir, sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet yürüten ve Amerikan Kongresi'nce fonlanan NED'le yakın ilişkilere sahip. Milyonlarca dolarlık fonlar ve kurduğu taşeron kuruluşlarla demokrasi ve özgürlük maskesi altında dünyada etnik ve dini bölücülüğü destekleyen NED'in son dönemde ilgilendiği ülkelerin başında Çin geliyor. NED, Çin'in içindeki etnik ve dini unsurları da verdiği milyonlarca dolarla besliyor. Rabia Kadir ve yeğeni Kuzat Altay da NED tarafından fonlanan isimlerin başında geliyor. Evet, LGBT kışkırtması sürüyor demiştik. Sizler için ard arda ekranlarınıza getireceğimiz 3 haber var. Üçü de birbirinden dikkat çekici. Şimdi ilkinden başlayalım. İstanbul Taksim'de yapılması planlanan bir eylem vardı efendim. İstanbul Valiliği bu yürüyüşe izin vermedi. Metro, Şişhane ve Taksim istasyonları kapatıldı. İnsanlığı hedef alan, cinsiyetsizliği savunan bir grup azınlıksa Taksim'e çıkamayınca Nişantaşı'nda cılız bir açıklama yaptı. Devleti hedef alan açıklamada Kürdistan ifadeleri kullanıldı. Onur Haftası adı altında İstanbul Taksim'de yürümek isteyen LGBT'lilere izin verilmedi. İstanbul Valiliği bir dizi önlem aldı. Metro İstanbul konuyla ilgili açıklama yaptı. 25 Haziran Pazar günü Yenikapı, Hacı Osman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonlarıyla Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Batı'nın dayattığı LGBT hareketine alet olan bir grup azınlık Taksim'e adım atamayınca yönünü Nişantaşı'na çevirdi. Cılız açıklamada devlet hedef alındı. Devlet ve devletin kolluk kuvvetleri tarafından işkenceye maruz bırakılan Rumunyaların öfkesini kuşandık. Öfkemizin sizi yakacağını biliyoruz. Açıklamada Kürdistan ifadelerine yer verildi. Türkiye ve Kürdistan'daki nefret siyasetine karşı her nefesimizde tekrar haykırıyoruz. Ankara Barosu'nun LGBT'ye desteği de sürüyor bir yandan sevgili izleyiciler. Baro bu kez de sosyal medya üzerinden LGBT propagandası yaptı. Paylaşımda LGBT etkinliklerinin yasaklanmasının hukuksuz olduğu belirtildi. Ankara Barosu LGBT dayatmasına ortak olmaya devam ediyor. 14 Haziran'da düzenlenen LGBT etkinliğiyle tepki toplayan baro bu kez de sosyal medyadan LGBT'ye kol kanat gerdi. Neredesin aşkım? Baro LGBT'yi insan haklarını savunmak olarak savundu. Onur Ayı yürüyüşlerinin yasaklanmasını da hukuka aykırı buldu. Ankara Barosu yaptığı açıklamada sözde onur ayları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Kişilerin sırf insan olmaktan kaynaklanan haklarını kullanabilmeleri için LGBTİ artıların önüne ama fakatlardan oluşan duvarlar örülmektedir. Şiddetsiz ve yasaksız onur ayları ve eşit yaşam hakkı için mücadeleye devam edeceğiz. Baronun yaptığı açıklama sosyal medya üzerinden de tepkilere neden oldu. Ankara Barosu daha önce güncel gelişmeler ışığında toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ artılar başlığıyla söyleşi düzenlemişti. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği ve Birleştirici İş Dünyası Konseyi LGBT propagandasına tepki gösterdi. Baro önünde açıklama yapmışlardı. LGBT dayatması çocuk istismarıdır. Bu ülkenin avukatları, cumhuriyetçi avukatlar, Ankara Barosu'nu buradan uyarıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu çirkin projeye kurban etmeyeceğiz. LGBT'yi her türlü araçla milletimizin birliğine, doğal cinsiyete, aileye savaş açmıştır. Şimdi LGBT propagandasının tam merkezine gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne efendim. Amerika'da yapılan sözde onur yürüyüşlerinden biri bu kez hedefi açıkça gösterdi. ABD'de yürüyüş yapan grubun attığı sloganlar dikkat çekti. Grup "Buradayız, sapkınız, çocuklarınız için geliyoruz" diyerek yürüdü.
LGBT propagandasının hedefini kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde sözde onur yürüyüşü yapan bir grubun sloganlarının hedefinde aileler ve çocuklar yer aldı. Grup "Buradayız, sapkınız, çocuklarınız için geliyoruz" sloganını atarak yürüdü. İşte gerçekler, işte hedeflenen. Şimdi bir görüşme vardı bugün. Önemli bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'daki son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı. İki isim Ukrayna'da barışçıl çözüm vurguları yaparken NATO ile ilgili açıklamalarda dikkat çekti. Erdoğan'ın İsveç'in üyeliği konusunda yapıcı bir tavır aldığı belirtilirken PKK eylemlerine izin verilmesine tepki gösterdiği ifade edildi. Ayrıca F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi bu ikili arasında yapılan görüşmede. Şimdi Vatan Partisi'nde bir görev değişimi olduğundan bahsetmiştik. Hemen ayrıntıları paylaşalım. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu toplantısını yaptı ve önceki dönem Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Cem Dikmen İl Başkanlığı görevini İbrahim Okan Özkan'a devretti. Özkan, İstanbul'un yeni il başkanı oldu. Vatan Partisi'nde görev değişimleri bayrak değişimidir. Her bayrağı teslim alan arkadaş ilerleyebildiği kadar ilerletir, kurumu yüceltir, Vatan Partisi'ni yüceltmek için elinden gelen her şeyi yapar. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi oldu. 2 senedir İstanbul İl Sekreterliği görevinde, şimdi ise Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini bu dakikadan itibaren üstlenmiş olduk. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu toplantısını yaptı. Vatan Partisi'ne görev değişiklikleri, koltukların havada uçuştuğu, sandalyelerin birbiriyle çarpıştığı, kavgaların, yumrukların havada uçuştuğu bir atmosferde değil, birbirine bayrak değişimi yaparak olur. Biz de Cem Dikmen Başkanımızdan aldığımız bayrağı İstanbul'da daha da ileriye götürmek için sonsuz emeğimizi sunacağız. Önceki dönem Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Cem Dikmen il başkanlığı görevini İbrahim Okan Özkan'a devretti. Şimdi artık İstanbul İl Örgütümüz İbrahim Okan Özkan başkanlığında çok daha ileriye gidecek, çok daha güzel mücadeleler yürütecek, çok daha fazla büyüyecek ve Vatan Partisi'ni iktidara taşıma mücadelesinde İstanbul İl Örgütümüz bir yıldız olacak. Ben şimdiden yeni başkanımıza ve yeni yönetime de başarılar diliyorum. Onların başarısı için de bizler de elimizden gelen bütün görevleri omuzlamaya, yüklenmeye, kendisinin emrinde çalışmaya hazırız. Özkan, Vatan Partisi'nin iktidar olması için kolların sıvandığını vurguladı. Vatan Partisi'nin de üreticilerin milli hükümetini kurma hedefiyle milli devrimci muhalefet görevlerine odaklayarak İstanbul'da değil bütün Türkiye'de iktidar yapmak için kolları sıvadık, görevleri başlattık. Kazamız mübarek olsun. Devir teslimi de İstanbul'un ve dünyanın en güzel caddesinde, İstiklal Caddesi'nde yapıyoruz. Yeni başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, Vatan Partisi'ndeki görev değişimi hayırlı olsun dedikten sonra Rusya'daki gelişmelere dönmek istiyoruz. Zira Türkiye'nin de dünyanın da gözü kulağı Rusya'daydı. An be an gelişmeleri takip ettik. Dün önemli gelişmeler yaşandı. Bugün de devam etti. Hemen aktaralım. Wagner'in isyan girişimi vardı bildiğiniz gibi. Belarus arabuluculuğuyla sona erdi. Wagner birlikleri Rostov'dan çekildi. Wagner lideri Prigojin Belarus'a gönderildi. İsyanın bastırılmasının ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat. Güne bununla başlıyorum ve bununla bitiriyorum." dedi. Rusya'da özel güvenlik şirketi Wagner'in isyan girişimi, Rus ordusunun harekete geçmesinin ardından Belarus'un da araya girmesiyle kısa sürede bastırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizi sonrası yaptığı ilk açıklamada önceliğinin Ukrayna'daki harekat olduğunu vurguladı. Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket. Ben güne bununla başlıyorum. Bununla bitiriyorum. Rusya Ukrayna'daki harekatla ilgili tüm planlarını gerçekleştirecek. Tüm görevlerini yerine getirecek."
Yevgeni Prigojin'in ayaklanma çağrısının ardından Wagner güçleri Moskova'da ilerliyordu. Rus ordusu da isyanı bastırmak için harekete geçmişti. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte araya Belarus girdi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Rusya lideri Putin'den aldığı onayla Kremlin'le Wagner arasında arabulucu oldu. Lukashenko'nun Prigojin'le yaptığı bir dizi görüşmenin ardından Wagner isyanı sonlandırdığını duyurdu. Wagner birlikleri Rostov ve konuşlandıkları bölgelerden çekildi. Kremlin, Wagner lideri Prigojin hakkındaki isyan suçlamasının düşürüldüğünü, Prigojin'in Belarus'a gideceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, hizmetleri göz önüne alınarak Wagner savaşçılarının yargılanmayacağını isteyen savaşçıların Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak orduya katılabileceğini açıkladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri Wagner krizinden faydalanmaya kalkışmamaları konusunda uyardı. Bakanlığın açıklamasında Rus halkının Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasında olduğu vurgulandı. Vladimir Vladimirovich Putin. NATO kuşatmasına karşı Ukrayna'da savaşan Rus askerleri de cephe hattından hazırladıkları videoyla Rusya lideri Putin'e bağlılık mesajı verdi. Уважаемый президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, мы до конца с вами, это разведгруппа, которая работает на северском направлении, выполняем свой долг, защищаем свою честь, свой народ. Заслуги ЧВК «Вагнер» очень огромны, но при этом враг не дремлет. И нужно двигаться в нужном направлении всем вместе. Мы с Министерством обороны, мы в Министерстве обороны, и мы за русский народ. Выстрел! Ege'de en az 81 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasını biliyorsunuz günlerdir konuşuyoruz. İşte o facianın tanıkları konuştu. Tanıkların anlatımlarına göre Yunan sahil güvenliği 750 kişiyi taşıyan tekneye önce yaklaştı. Halatla tekneyi uzaklaştırmaya çalışırken de tekne alabora oldu ve 15 dakika içinde de battı. Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sık sık gündem olan Yunanistan'sa bu iddiaları reddetti. Yunanistan'daki tekne faciasının yankıları sürüyor. Batan göçmen teknesinde en az 81 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayıp. Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistin'i 750 göçmeni taşıyan tekneden sadece 104 kişi kurtarıldı. Faciadan kurtulanlar teknenin Yunanistan sahil güvenliğinin tacizleri sonucunda battığını bildiriyor. Bizi rahat bıraksalardı boğulmazdık diyen bir tanık, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tekneye birçok kez yaklaşarak halat bağlamaya çalıştığını, bunun sonucunda da teknenin alabora olduğunu anlattı. Bizi üçüncü kez çektiklerinde tekne sağa doğru sallandı ve herkes bağırıyordu. İnsanlar denize düşmeye başladı ve tekne alabora oldu ve artık kimse kimseyi görmedi. Felakete sahil güvenliğin yaptığı manevranın neden olduğunu söyleyen Mustafa isimli bir Suriyeli de Yunan kaptan bizi çok hızlı çekti, aşırı hızlıydı, bu da teknemizin batmasına neden oldu dedi. Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları sık sık gündem olan Yunanistan'sa iddiaları reddediyor. Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Alexiou geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tekneye yaklaşmadıklarını, panikten dolayı teknenin alabor olduğunu savunmuştu. Yunanistan her ne kadar bu iddiaları kabul etmese de tanıkların söyledikleri ortada. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerde de aslında o teknenin çok da güvenli olmadığı ortaya çıkmıştı. Bunun Yunan kaynaklarına iletildiği de belirtilmişti. Ama Yunanistan yine her zaman yaptığı gibi bu iddiaları reddediyor. Fakat Yunanistan'ın bu göçmenlere tavrı ne ilk ne de son bildiğiniz gibi ve şu anda da hala yüzlerce kişi kayıp sevgili izleyiciler. O kişilerden haber alınamıyor ve tabii ki sevdikleri aileleri bir haber bekliyor. Şimdi efendim İstanbul'daki kangrene dönüşen bir sorun var. Hepimizin başına gelmiştir mutlaka taksi kullanıyorsanız eğer. Taksi sorunu bitmek bilmiyor. Bazı taksicilerin kısa mesafe yolcu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan da fazla ücret istemeleri Taksim'de bakın kameralara nasıl yansıdı.
20 dakika olmuştur. Peki almıyorlar mı? Hayır, bir taksiden çağrıldık gidiyoruz diyorlar. Diğerleri de Nişantaşı'na çıkmayız diyorlar. İlk kaldırdı, çevirdi, konuştu, derdini anlattı olmadı. Bir daha denedi, uzun süre bekledi nafile. Taksici müşteriyi yine beğenmedi. Beğenmiyorlar gideceğimiz yeri. Taksiye binmek artık lüks değil, çileye dönüştü. Zira artık siz değil taksiciler müşteriyi tercih ediyor. İstediği şartlara uyarsanız sizi kabul ediyor ve gideceğiniz yere götürüyor. Biz yeni olduğumuz için bize durmuyorlar. Öyle çok tartışma oldu burada mesela ama ne yapalım? Sistemde bir anormallik var. Yok müşteri bekliyor mu diyorlar ya. Genellikle o şekilde klasik müşteri bekliyoruz. İstanbul Taksim Meydanı yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin uğrak noktalarından biri. Taksicilerle vatandaşların arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Bir deyim var. Derdimi anlatmam diyor dersin insana. Olay bu. Kimi taksici kısa mesafe olduğu için yolcu almıyor, kimi de taksimetreyi açmak istemiyor. İlk olarak müşteri beğenmemeleri oluyor. Ben el sallıyorum, gidiyor 50 metre ötedeki araba alıyor. Artık müşteri beğenmez hale geldiler, sonra da yakınıyorlar. Taksicilerden biri trafik polislerine yakalandı, taksimetre açmadığı için hakkında işlem yapıldı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4062 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Taksimetre açmama olayı yaşadım birden fazla kez. Bozuk falan dedi ve belki de 1,5-2 katı ücret aldıkları oldu. Benzer görüntüler kentin birçok noktasında aynı. Taksiye binmeye çalışan vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar artık taksi sorununa çözüm istiyor. Yollarda kalmak istemiyor. Birkaç tane durdu ama yakın mesafe olduğu için götürmek istemediler. Arabayla 13 dakika falan sürüyor gideceğim yer o yüzden. Sorun ortada ama çözüm yok. Vatandaş da bir an evvel çözüm bekliyor. Şimdi Manisa'ya gideceğiz. Soma ilçesine bağlı Avdan mahallesinde de çiftçilerin önemli bir sorunu var. Kanalizasyon suyunun tarım arazilerine akması tepkilere neden oldu. Çok kez girişimde bulunan vatandaşlar ve çiftçiler çözüm bekliyor. Lağım dere akıyor. Çiftçinin tarlasının arasından akıyor. Çiftçinin tarlası arasından akıyor. Buralar hep zaten tıkalı. Tarım arazilerine kanalizasyon akıyor. Çiftçi endişeli. Ben domates üreticisiyim. Ama şimdi bak benim orada işçilerim çapa yapmakta zorlanıyor yani. Sabahlar erken saatte bu dere kenarını yaptırıyoruz. Ondan sonra hava sıcak oldu mu kimse orada durmuyor kokudan. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Avdan mahallesinde kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Bizim bu kanalımız yukarıdan gelen suyla aşağısı tıkalı olduğundan dolayı burası tıkalı. Defalarca maske Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne söylememize rağmen defalarca bu kanal işimiz, bu rahat işimiz olmadı. Olmadığından dolayı şimdi şu anda bütün çiftçiler hepsi mağdur. Avdan mahalle muhtarı Halil Eroğlu sorunun kökten çözülmesini istiyor. Şimdi şu anda biçim de olmuyor. Biçerciler de gelemiyor biçime. 2 aydır 3 aydır devamlı 185 arıyoruz. Maskenin müdürlerini arıyoruz. Geliyorlar bakıyorlar. Yapılacak. Sisteme alındı. Ama sisteme alınan bir şey yok. Yapılan bir şey yok. İnsanlar mağdur. Çiftçiler tepkili. Ürünleri nasıl hasat edeceğiz diye soruyor. Bu yoldan gündü 5 sefer geçiyoruz. 5 sefer. Burası bir yıldan beri, bahardan beri böyle. Bunun önlemine alınmasını istiyoruz. Bu pis su aşağı buğday akıyor. Tarım arazisine akıyor. Çiftçi bu buğdaydan verim alamaz bu sene. Buraya bir çerçi giremez zaten. Bölge halkı birçok girişimde bulunmuş ancak sorun devam ediyor. Mahalle muhtarı Eroğlu kanalizasyonun 3 aydır patlak olduğunu söyledi. Geçenlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün Başkanımız buraya geldi. Dedi ki başkanım bizim buraya altyapı projemiz ne zaman olacak? Projemiz hazır. İller Bankası'nda beklediğini söylediler bize. Ödenek olmadığından dolayı sizin burası biraz daha bekleyecek diye söylediler. Manisa'dan sonraki durağımızsa Hatay olacak. Depremin ardından 350 esnafın hizmet vermeye başladığı tarihi uzun çarşıda esnaf müşterilerini bekliyor. Tarihi çarşı depremde büyük yaralar almıştı. Hatırlayacaksınız ekranlarınıza da çokça haberlerini getirmiştik. İşte esnaf bu olaydan sonra ayağa kalkabilmek için destek bekliyor. Bütün Hataylıların hepsini inşallah bayramda hepsini de burada göreceğiz. Ve burada aynı eski bayramları yaşayacağız inşallah. Bayrama buruk giriyorlar. Yakınını kaybedenler, yeni yeni ayağa kalkmaya çalışanlar hayata tutunmak istiyor. Depremde çok sayıda işletmenin yıkıldığı tarihi uzun çarşıdaki esnaf dükkanlarında mesai yapıyor.
tadilatlarını bitirenlerle 350 esnafa ulaşan çarşıdaki işletme sahipleri müşterilerin yolunu gözlüyor. Tarihi Uzun Çarşı zaten ilk açan esnaflardan biri biziz. Allah'ın izniyle bizde biraz insanlar görünce biraz daha rağbet oldu. Yaklaşık 350-400 tane esnafımız açtı. Giyimden yemeği, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar işletmelerin bulunduğu çarşıya giden vatandaşlar az da olsa yaşadığı acıları unutmak istiyor. İnsanlar geldikçe biz ayağa kalkacağız. Bize destek çıkıldıkça, alışveriş döndükçe bir şehrin ticaret anası döndüğü sürece o şehir ölmez Allah'ın izniyle. Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, şehirden göç etmek zorunda kalanlara seslendi. Dışarıdaki olan esnaflarımız da hepsini de davet ediyoruz. İş yerleri olan çarşıda. Onlar da gelsinler. Ya Allah bismillah desinler. Bir an önce memleketimizi ayağa kaldıralım. Hayatımız normale dönüşür. Tabii ki bu biraz zaman ister. Gelelim Kurban Bayramı gündemine. Vatandaşlar tabii planlar yapıyorlar. Dün de aktarmıştık. Bugün de yine aktaracağız. Hem yol durumuna bakacağız, hem kurban pazarlarına gideceğiz, hem hava durumu, hem de tabii ki tatilcilerin durumu diyeceğiz. Ama yollar önemli çünkü çileye dönüşüyor her bayram. İşte bayram tatilinin başlamasıyla beraber İstanbul-İzmir otoyolunda da trafik yoğunluğu göze çarptı. Osman Gazi Köprüsü, Yalova ve Bursa geçişlerinde de hareketlilik vardı. İstanbul-İzmir otoyolunda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor. 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola koyuldu. 446 kilometreyi bulan otoyolunda uzun kuyruklar kameralara yansıdı. Cuma mesaisini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden yola çıkanlar, Yalova'daki Altınova Hersek'le Bursa'daki kuzey ve batı gişelerinde hareketlilik oluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bazı köprü, otoyol ve havalimanlarından yapılan seyahatlerde rekor sayılara ulaşıldığını ifade etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 24 Haziran'da 22.267 araç geçişi olurken Osman Gazi Köprüsü'nden 111.770 aracın geçtiği bildirildi. Antalya Havalimanı'nı 195.867 kişi kullandı. Bu rakam bu yılın en yüksek yolcu sayısı oldu. 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nı 245.984 yolcu kullandı. Bu sayı bu yılın rekor sayısı olarak kayda geçti. Kurban pazarlarında neler oluyor merak ediyorsanız onu da sizler için derledik. Tabii bayram yaklaştıkça artık hareketlilik de artmaya başladı. Geçen seneye oranla bu sene biraz daha hareketli. Fakat besiciler yüksek girdi maliyetlerinden oldukça şikayetçi. Buna 5.200 lira verim tanesine. Al. Allah paylaşsın. Kurban Bayramı'na sayılı günler var. Çetin pazarlıklar sonucu kurbanlıklar alınıyor. Besiciler hayvanlarının çoğunu satmış durumda. 350 tane koyunumuzu sattık bitirdik, 30 tane falan kaldı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 3'te 1'ini ancak bitirmiştik. Bu yıl yarısını bitirdik. Geçen seneye oranla kurbanlık fiyatlarında artışlar var. Düveler 35 ile 70 bin lira arasında. Büyük tosunlarsa 70 ile 125 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçük başların fiyat aralığı ise 6 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Canlı kilo boğalar 130-135 lira. Düvede 120-130 lira geliyor. İnekler 80 lira, 90 lira. İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Kütahya gibi birçok ilde manzara aynı. Bayramın yaklaşmasıyla satışlar hızlandı fakat girdi maliyetleri besicileri kara kara düşündürüyor. Yem pahalı, maddiyat pahalı, hayvanın girdisi çok pahalı bir kere. Bir torba yem 400 lira olmuş. Bayram öncesi büyük baştaki satışlar dikkat çekerken küçük başların da Arife günü satışlarının hızlanması bekleniyor. Şimdi gelelim havanın durumuna. Tabii ki çok çok önemli yapılan planlar açısından 9 günlük bayram tatili boyunca hava nasıl olacak? Sizler için bu sorunun cevabını da hazırladık efendim. Hava gayet güzel geçecek, sıcak olacak. 30 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar. Geçtiğimiz senelerden hatırlarsınız belki genelde kurban bayramlarında yağmur geçişleri de olur. Ama bu kez sadece 7 ilde yağış bekleniyor. Onun dışında yurt genelinde güneş hakim. Bayram tatilinde 7 ilde yağmur beklenirken yurt genelinde güneşli hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bayram tatili süresince yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla sağanak yağışların devam edeceğini söyledi. Mayıs ve Haziran'ın ilk yarısında gördüğümüz yağışlar artık yurdumuzu terk etti. Ancak önümüzdeki bir hafta boyunca yine özellikle kuzey kesimlerimizde, Marmara ve Karadeniz bölgesinde aralıklarla sağanak yağışlar devam edecek. Bu yağışlar özellikle Trakya bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek. O bölgede biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ancak diğer yağışlar genellikle mevsimi sağanak yağış, kısa süreli sağanak yağış şeklinde görülecek. Geçtiğimiz sistemdeki gibi kuvvetli yağışlar beklemiyoruz. Çelik, yurt genelinde ise bir hafta boyunca güneşli havanın etkili olacağını belirtti. Özellikle iç bölgelerde sıcaklıklar 30 dereceye geçecek. Yurdun büyük bölümünde yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklara baktığımızda da bayram süresi boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Artık mevsim normalleri civarında seyredecek. İç bölgelerde 30 derecenin üzerinde, Akdeniz'de yine 35 derecenin üzerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derecenin üzerinde sıcaklıkları artık önümüzdeki süreçte yaşayacağız diyebiliriz. Cengiz Çelik, 3 büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumunu da değerlendirdi. Ankara'daki sıcaklıklar, en yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. İstanbul'da da yine en yüksek sıcaklıklar 30 derecelerde seyrediyor. Önümüzdeki hemen bir hafta boyunca böyle diyebiliriz. İzmir'deki sıcaklıklar da en yüksek 33-34 dereceler civarında seyredecek hafta boyunca diyebiliriz. Pek çok bölgede olduğu gibi Karabük, Safranbolu'da da bayram tatili hareketliliği yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ilçeye akın eden turistler hem tarihi mekanları hem de müzeleri geziyor. Tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolu dolu geçeceğe benziyor. İlçeye turist akını yaşandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'yu tatil için tercih eden turistler, tarihi çarşıdaki müzeleri ve 6 ila 8 odalı konakları gezme fırsatı buldu. Kafelerde, restoranlarda yöresel lezzetleri tadan ziyaretçiler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarında alışveriş yaptı. İlçede bayram tatilinin huzur içine geçmesi için güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri aldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun eğitim görüntülerini paylaştı sevgili izleyiciler. Nefes kesen eğitimler gerçeği aratmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı çok amaçlı amfibi gemisi TCG Anadolu'nun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler dosta güven, düşmana korku saldı. TCG Anadolu 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Tam yük deplasmanı en fazla 27.436 ton. TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri bir tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilir. Hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilir. Gemi 1223 personele ev sahip yapacak kapasiteye sahip. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor. Hastanelerde yabancı uyruklu hastalara ayrıcalık tanınıyor mu, tanınmıyor mu? Bu konu zaman zaman gündeme geliyor ama bugünlerde yine sosyal medyadaki bir paylaşımla yeniden gündemde sevgili izleyiciler ve iddialar karşısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hemen bir açıklama yaptı, iddiaları yalanladı. 5 yıl öncesine ait olan yabancı uyruklu hastalara öncelik tanıma iddiası yeniden gündemde.
Sosyal medyada dönen iddialara karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt gecikmedi. Bakan Koca bahsi geçen hastanın uyruğundan değil, acil durumundan öncelik aldığını açıkladı. Sosyal medyada zaman zaman yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddia edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya öncelik tanınmasına neden olan durum iddia edildiği gibi uyruğu değil polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun. Şimdi sınırlarımız dışındaki gelişmelere de bakalım. Ayrılıkçı Kosova yönetimini defalarca uyaran Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'ten dikkat çeken bir NATO açıklaması geldi. Vučić, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkesini NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçladığını kaydetti. Bölgede kaos planlarının devreye sokulduğu süreçte NATO rolüne dikkat çekti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkesini NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrılıkçı Kosova yönetiminin yarattığı gerginliği değerlendiren Vučić, Kurti'nin savaş isteğini belirtti. Sırpları çatışmaya sürüklemek istiyor, Kurti Sırbistan'ı NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor, Sırbistan bundan sonra çok daha dikkatli olmalı dedi. Kosovalı Sırplarla bir araya geleceğini de belirten Vučić, sürgüne asla izin vermeyeceğini kaydetti. Sırp lider Vučić, Rusya'da Wagner grubunun silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili de konuştu. Türkiye'deki darbe girişiminde olduğu gibi Rusya'daki isyanı da desteklemeyeceğiz vurgusu yaptı. Vučić, Sırbistan hiçbir zaman hiçbir ülkede darbeyi destekleyen bir ülke olmadı olmayacaktır dedi. Yunanistan'daki gelişmeler de takip ediliyor. Zira Yunanistan bir ay sonra bugün yeniden sandık başına gitti. 10 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede seçimlerde 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Yunanistan'da halk 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonucunda hükümetin kurulamaması üzerine yeniden sandık başına gitti. Ülkede kayıtlı 9.813.595 seçmen bulunuyor. Genel seçimde 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Yunanistan'da ilk kez bu yıl uygulanan seçim sistemine göre genel seçim sonucu hükümet kurulamaması halinde seçmenler ikinci kez sandığa gidiyor. Yeni sisteme göre sandığa ikinci kez gidildiğinde birinci olan partiye en az %25 oy almak kaydıyla aldığı oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste fazladan 20 ila 50 milletvekili veriliyor. 21 Mayıs'ta yapılan seçime katılım oranı %61.10 olmuştu. Son 4 yıldır tek başına iktidarda olan Kyriakos Mitsotakis liderliğinde Yeni Demokrasi Partisi aldığı %40.79'luk oyla meclise 146 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Türk yarışçılığının zirvesi kabul edilir. Neden bahsediyoruz? Gazi koşusundan bugün 97. kez koşuldu. Yarışı Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan kazandı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu 97. kez koşuldu. 12 numaralı Samuray Kajiki liderliği aldı. Veli Efendi Hipodromu'nun 2400 metre mesafeli pistinde 22 tay kıyasıya yarıştı. 8 numaralı Native Power var ya. 97. Gazi Koşusu'nu Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan kazandı. Urfa Aslan önde, Kualista geliyor 2,5 atma kadar. Urfa Aslanı Gazi Koşusu'nu 97.sini Urfa Aslanı kazanıyor. 10 numaralı Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü bu yıl 5 milyon lira olarak belirlenmişti. İlk 5'e giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye ise 8 milyon 750 bin lira. Birinci Gazi Koşusu'nu kazanan tay Sayın Selim Kaya'nın 16 numaralı Urfa Aslanı isimli tayı oldu.
Kamu düzeni ve halkın güvenliği için canla başla çalışan özel güvenlik görevlileri 19. yaşını kutluyor. Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Özel Güvenlik Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sendikanın Genel Başkanı Ömer Çağrıcı özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını aktardı, talepleri dile getirdi. Arkada sloganımız var, özel güvenlik her yerde, gerçekten biz. Her yerdeyiz. Toplumdaki en önemli mesleklerden biri haline gelen özel güvenlik görevlileri hayatımızın her alanında. Bugün bir insan hastanede dünyaya geliyor, orada var. Kimse bu dünyada baki değil. Herkes ahirete intikal ediyor. Bugün mezarlıklarda da özel güvenlik görevleri var. Yani bizi doğarken bir özel güvenlik karşılayıp biz bu dünyadan gittiğimiz zaman bizi bir özel güvenlik uğurluyor. Özel güvenlik görevlilerini temsil eden Güvenlik İş Sendikası 26 ile 30 Haziran'ı Özel Güvenlik Haftası olarak kutluyor. Her meslek grubunun bir gelişme süreci var ama özel güvenlik görevlileri hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Çünkü kendileri 5188 sayılı özel güvenlik kanunuyla çalışıyorlar. Sendikanın Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, gece gündüz çalışan özel güvenlik görevlilerinin sayısına dair bilgi verdi. 350 bin özel güvenlik görevlisi ülkemizde aktif olarak vazife başında görev yapıyor. Yaklaşık 932 bin sertifikalı özel güvenlik görevlisi var. 762 bin de özel güvenlik kimlik kartına sahip olmuş. Valilik tarafından kendisine özel güvenlik çalışma izni kimlik kartı verilmiş olan sayı var. 49 binde bizim kadın emekçi özel güvenlik görevlisi sayımız var. Toplumun neredeyse her yerinde çalışan özel güvenlik görevlileri iş yaşamının dışında da birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Adli olay var, ona müdahale etmesi gerekiyor. Ama bu olaya müdahale etti diye hakim karşısına çıktığı zaman, oradan bir ceza aldığı zaman onun 15 yıllık, 20 yıllık bütün hayatı bir anda mahkeme kanalıyla bitmiş oluyor. Özel güvenlik görevlileri yaşanan herhangi bir adli vakada en az bir yıl ceza aldığında çalışma kimlikleri iptal ediliyor. Başkan Çağrıcı bu sınırın 2 yıla çıkarılması gerektiğini kaydetti. Özel güvenlik görevlilerin 5188 sayılı kanunun 10. maddesinde özel güvenlik görevlerinde aranacak olan şartlarda özel güvenlik görevlileri 1 yıl üzeri ceza aldığı zaman bize Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznimiz olan kimlik kartımız iptal ediliyor. Sendikamız, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımızla beraber 7-8 toplantı yaptı. Meclis kapanınca bizim komisyondaki teklifimiz bakanlığa geri gitti. Taşeronlaşma güvenlik sektörünü de tehdit ediyor. 696 sayılı KHK kapsamında kadro dışı kalıp taşeron olarak istihdam edilen emekçiler kadro istiyor. 696 sayılı KYK kapsamında birçok arkadaşımız kadroya geçti ama maalesef işte kitlerde çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere birçok kamu kurumunda, kuruluşta arkadaşlarımız kadroya geçmedi. Kamuda artık taşeron sistem bitmeli sözünü seçimden önce herkes söyledi. Bu kamuda çalışan tüm taşeron işlerinin kadroya alınacağını, müjdesini vermesini istiyoruz. 350 bin çalışanın bulunduğu özel güvenlik sektörünün taleplerini Başkan Çağrıcı 26 Haziran'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletecek. Biz her 26 Haziran'ı İçişleri Bakanlığımızla beraber kutluyoruz. İçişleri Bakanımızın özel güvenlik görevlerini kabulü oluyor. İnşallah bir aksilik olmazsa pazartesi günü İçişleri Bakanlığımızı da ziyaret edeceğiz. İstikbali göklerde görüyorlar. Kimden bahsediyoruz? Pilotlardan. Pilot adayları temel, taktik ve gece görüşünün de aralarında bulunduğu çeşitli eğitimler görüyor sevgili izleyiciler. Adaylar tam 140 saatlik temel uçuş eğitimini başarıyla tamamladığında ancak göreve çıkabiliyor. Kursiyerlerimiz temel safa, tekamül safa, alet safası, taktik safa ve gece görüş gözlüğü safası olmak üzere belli safalardan geçerler. Göklerin Kartalları pilot adayları uçuşa çıkabilmek için döner kanat pilotaj eğitimi kapsamında zorlu aşamalardan geçiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 184 yıllık maaşı olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın pilot adayları olarak eğitimimizi bu yuvada almaktan ve ülkemize hizmet edecek olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Temel, taktik ve gece görüşü bu zorlu aşamalardan yalnızca birkaçı. Kara havacı teğmenler 140 saatlik temel uçuş eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra göreve çıkıyor.
Şimdi Hakkari'ye uzanacağız. Doğal güzellikleriyle birçok ilden doğa severleri ağırlıyor Hakkari bugünlerde. Huzur ve güvenin sağlanmasının ardından yıllardır saklı kalan güzellikler bugünlerde yeniden keşfediliyor. Cennetten bir parça gibi görünen bu yer Hakkari. Cilo buzulları, Sat gölleri, Berçelen yaylası ve Kaval şelalesinde doğa severler unutulmaz vakit geçiriyor. Sarp kayalıkları, doğal parkurları ve yıllarca saklı kalan güzellikleriyle öne çıkan Hakkari, birçok ilden kafileler halinde gelen doğa severlere ev sahipliği yapıyor. Müthiş bakir bir doğa var burada. Harika insanlar var, harika yöresel yemekler var. Ben ve tüm arkadaşlarım gerçekten çok keyif aldığımız bir gezi oluyor. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dağ ve doğa turizminde hareketlilik arttı. Doğayı çok seviyorum. Hakkari'nin doğasını da çok merak ediyordum. Görüyordum, takip ediyordum. Yani nasıl diyeyim, burada olmak istiyordum. Şu an buradayım, gerçekten mutluyum. Kaval Şelalesi'nin çevresinde doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler suyun döküldüğü alanda yüzerek keyifli anlar yaşıyor. Merakla beklenen bir sınav vardı efendim. Geçtiğimiz günlerde liselere geçiş sınavından bahsediyoruz. Açıklandı. Tabii ki gözler birinciye çevrildi. Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 8. sınıf öğrencisi Meryem Vahit Türkiye birincisi oldu. Meryem Vahit hedeflerini de anlattı. Liselere geçiş sınavında tüm soruları doğru cevapladı, 500 tam puan aldı. Şimdiki hedefim Galatasaray Lisesi'nden başarıyla mezun olmak tabii ki. Ama ya başka lisede olur ama en çok Galatasaray Lisesi'ni istiyorum şu an. 8. sınıf öğrencisi Meryem Vahit Türkiye birincisi oldu. Vahit kendisini rüyadaymış gibi hissettiğini söyledi. Bol bol kitap okumanın da çok önemli bir yardımı var. Meryem Vahit çok fazla değil, verimli soru çözmenin faydalı olduğunu söyledi. Soruyu anladıktan sonra gerisi önemli, gerisi çok da zor olmuyor. Paragraf çözün yani. Gelin şimdi hep birlikte lavanta bahçelerine gidelim. Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını 1 Temmuz'da açıyor. Geçen yıl büyük ilgi gören lavanta bahçesinin bu yılda ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Konya'daki Karatay Lavanta Bahçesi'nin açılışı için geri sayım başladı. Açılış 1 Temmuz'da. Bahçenin Konya'ya ve Karatay'a bambaşka bir hava kattığını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşları Karatay Lavanta Bahçesi'nin sunduğu tüm güzellikleri yaşamaya davet etti. Geçen yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği ve unutulmaz zamanların yaşandığı Karatay Lavanta Bahçesi'nin bu yılda büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ya güzel, çok eğlenceliydi. Oradan oraya çekindik, koşturduk. Voleybol oynadık, çok şey oynadık, çok eğlenceliydi. Bu etkinliğe katıldık, etkinlik çok güzeldi. Biz Burdur'dakine de gitmiştik Lavanta Bahçesi'ne ama burası da Burdur'a atmayacak şekilde. Lavanta şenliklerine katıldık. Burada güzel organizasyon oluyor, çocuklar eğlendiler. Gazozundan içtik lavantanın, dondurmasını yedik, gayet güzel. Çok güzel fotoğraflar da çekindik zaten. Bu etkinlikler de çok güzel olmuş. Dondurmanın tadı da enfes, lezzetli ve gazoz da çok güzel. Hepsini denedik. Yerli, yabancı turistler de Temmuz ayı boyunca Karatay Lavanta Bahçesi'ni en önemli uğrak noktası olarak seçecek. Efendim bir haber de bizden verelim. Ulusal Kanal muhabiri arkadaşımız Ülkühan Doğan Bey ile Aydınlık.com.tr editörü Naci Önen Köprülü dünya evine girdi. Genç çifti elbette çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı. İşte o mutlu görüntüler. Ulusal Kanal muhabiri Ülkühan Doğan Bey ile aydınlık.com.tr editörü Naci Önen Köprülü sonsuza kadar evet diyerek hayatlarını birleştirdi. Konya'da yapılan düğünde genç çifti çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı. Genç çifte mutluluklar diliyoruz. Müzik
bir ömür boyu mutlulukları daim olsun diyoruz. Kısa bir ara için izin istiyoruz. Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni devam ediyor. Bültenimizin başında söylemiştik aslında ilk olarak aktardığımız haberle giriş yapmıştık sevgili izleyiciler. Kusura bakmayın bu arada bazen canlı yayında olabiliyor böyle şeyler. Konuğumuza ikramda bulunmak için editörümüz sağ olsun. Dediğimiz gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları olmuştu. Bunu haber olarak vermiştik ama ekranlarını yeni açanlar varsa eğer ve konuyu biraz daha anlamak için ben bir özet yapmak istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özellikle son günlerde yaptığı bu tip açıklamalarla çok dikkat çektiği için biz de bu konuyu gündemimize taşımak istedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı kullandığı isimlerden Uygur ayrılıkçısı bir isim var efendim. Rabia Kadir. İşte o isme sahip çıktı. Çok kısa bir süre önce Rabia Kadir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir açık mektup yazmıştı ve bu mektupta kendisinden destek istemişti. İşte Bahçeli bu mektuba çok yakın bir zamanda hemen cevap verdi ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada da ABD'den fonlanan ve CIA ile işbirliği içinde olan Rabia Kadir'i Uygur davasının yılmaz savunucusu olarak niteledi. Peki ama neden? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu isme neden sahip çıkıyor? Bu isim Rabia Kadir kimdir? Bütün bunları konuşmak üzere stüdyomuzda bir konuğumuz var. Vatan Partisi Çin temsilcisi Orçun Göktürk bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, İyi pazarlar diliyoruz. İyi pazarlar. Evet, önce Bahçeli'nin sözleriyle başlayalım mı? Dikkat çeken açıklamalar yaptı. Neden Bahçeli ABD istihbaratıyla çalışan bir isme sahip çıkıyor? Evet. Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki tutarsızlığının bir ifadesi. Hükümet seçim süreci başlamadan önce İYİ Parti merkezde olmak üzere altılı ittifak tarafından Uygur meselesi kışkırtılarak bir köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyordu. Burada Türkiye'de bunun iki büyük temsilcisi var. Birisi İYİ Parti, ikincisi de Ulusal Kanal izleyicileri bilir ama bilmeyenler için hatırlatalım, HDP. Son 5 yılda 7'ye yakın önerge verdiler meclise ve özellikle HDP'nin Kocaeli milletvekili başta olmak üzere hep iki benzemez denilen parti mecliste Uygur, sözde Uygur soykırımını araştırılmak üzere bir komisyon kurulması ve dayandıkları raporlar da İngiltere, Fransa, ABD gibi yerlerde sözde Uygur mahkemelerinde ortaya çıkan sonuçları ve iddiaları incelemek için komisyon kuralım iddiasında bulunuyorlar. Bunlar Milliyetçi Cenahtan ve Bölücü Terör Örgütü'nün meclisteki uzantısı tarafından yapılıyordu. Fakat bunlar AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi hep şimdiye kadar. 2018 yılında evet. Oldu bu durum. AK Parti red, MHP çekimser, İYİ Parti, CHP, HDP ise birleşti. Birleşti, doğru. Fakat seçimden sonra ne oldu? Şu anki durum Bahçeli'nin Türkiye'nin dış politikasındaki tutarsızlığı dediğimiz aşamada gerçekleşiyor. Neden bir insan Rabia Kadir'e sahip çıkar? O yüzden başta bir Rabia Kadir'i konuşmak gerekiyor. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nde ve aslında Uygur meselesini yakından takip edenler arasında bilinen bir figür Rabia Kadir. Fakat Türk milliyetçiliği içerisinde yer alıp Uygur kışkırtmasını ya da Uygur bölücülüğü diyelim, Doğu Türkistan bölücülüğünü Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı destekleyenlerin saf niyetle destekleyenlerin bilmediği bir figür. Rabia Kadir 2005 yılında ABD'ye iltica etmiş bir eski milletvekili Çin'de. Çin Ulusal Halk Meclisi'nin bir milletvekiliydi. Aynı zamanda Çin'in de 2000'li yılların başında Forbes dergisinin araştırmalarına göre de Çin'in en zengin 7. insanıydı. Zaten Çin'de tekstil kraliçesi vesaire derler. Tekstil mağazalar zinciri olan bir insan.
Ve bildiğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti'nin 90'lı yılların başından 2020'ye kadar uyguladığı tek çocuk politikası etnik milliyetlere uygulanmıyordu. Hı. Uygurlara, Kırgızlara, Moğollara vesaire. O yüzden kendisinin 6 tane çocuğu vardır. ABD'de, New York'ta ya da Londra'da herhangi bir Uygur panelinde Uygurlara asimilasyon yapılıyor, Uygur nüfus azaltılıyor, Uygurlar çocuk doğurtturulmuyor vesaire gibi yalanlar söylerken kendisinin 6 çocuğu vardı. Şimdi rakamlarla zaten onu da konuşacağız. Uygur nüfusunun son 60 yılda nereye geldiğine. Bir de kendisinin bir yeğeni var. Kuzdat Altay. Hı hı. Dün Devlet Bahçeli'nin tweetinin altında en çok tartışma yapılan meseleyi o başlattı aslında. Kendisi Rabia Kadir'in yeğeni. Rabia Kadir, Kuzdat Altay'ın halası oluyor. Hı hı. Kuzdat Altay da bunlar hep Amerikan Demokrasi Derneği. Nedim? Tırnak içinde söyleyeyim, maaşlı çalışanları. Biz Aydınlık Gazetesi'nde de, Ulusal Kanal'da birçok kez haber yaptı. Hı hı. Buralardan para alıyorlar ve çok açık bir şekilde yapıyorlar bunu. Net etnik ve dini bölücülüğü destekleyen bir kurum değil tabii, mi? Tabii, Amerikan evet. Demokrasi Derneği hı. dediğimiz işte geçen yılın başında Kazakistan'daki renkli darbeyi, hı hı. renkli hı hı. devrim girişimini yapan, ondan önce Gürcistan'da, hı hı. Azerbaycan'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye'de de özellikle hem cinsiyet çalışmaları, işte LGBTİ hı hı. vesaire gibi, hem de Kürt, Laz, şu, bu, hı hı. Türkiye'deki etnik unsurlar üzerinden bir ulus devlet karşıtı projelerin en büyük foncusu bunlar. Sırf Gürcistan'da 20 bine yakın sivil toplum örgütünü destekliyorlar. Onların diliyle söyleyecek olursak demokratik kitle örgütünü, hı hı. sadece cinsiyet çalışmaları ve karşı devrimci bir ayaklanmaya sokmak için. Kuzat Altay, Rabia Kadir'in yeğeni ve seçim dönemi boyunca Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Çok açıktan. Zaten altındaki tartışma da milliyetçiler biraz Kuzat Altay'ı takip ettiği için şunu söylüyorlar. Sayın Bahçeli, tamam bir Uygur meselesi olabilir, bunu tartışabiliriz. Fakat Kuzat Altaylıların bayrağı altında mı bunu tartışacağız? Çünkü bu adam seçim dönemi boyunca Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı destekledi. Ben daha kötüsünü söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilir. Ülkemizde Kılıçdaroğlu'na 25 milyon insan oy verdi. Kuzat Altay, FETÖ ve Hizmet Hareketi'nin bir tetikçisi. Bakın söyleyelim. 9 Ağustos 2020'de FETÖ firarisi Erkan Tufan Aytav'ın YouTube kanalına katıldı kendisi. Ondan 3 yıl önce de 4 Ocak 2017'de ABD'de Müslümanların Hayatı. Evet, sağdaki kişi, soldaki FETÖ firarisi. Bu 9 Ağustos 2022 YouTube'dan bulabilir. Hı hı. Sayın izleyenler, hı hı. ulusal kanal izleyenleri. Rabia Kadir'in yeğeni değil, yeğenidir değil kendisi, mi? Kuzdat evet. Altay. Evet, biz rejiye birkaç fotoğraf ilettik, hı hı. Fotoğraflara da geliriz. Halası oluyor Rabia Kadir. Burada diyor ki ben Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi'nin temsilcisiyim diyor. Yayını sonuna kadar izlesinler. Kendisi açıkça ifade tabii. ediyor. Bakın solda Rabia Kadir, sağda da Kuzdat Altay yeğeni oluyor. Ortada da Amerikan bayrağı var, evet, gördüğünüz evet. gibi. Evet, çok net. 4 Ocak 2017'de de ABD'de Muslim Life in USA diye bir yayın yapılıyor yine. Müslümanların Hayatı diye. Orada da benzer söylemleri geliştiriyor. Hem Fethullah Gülen Harekatı'nın dünyaya nasıl demokrasi ve insan hakları götürülmesine yardım ettiği, hem işte Türkçe olimpiyatları üzerinden bir Türk milliyetçilerine özellikle seslenen bir yapıları vardı. Fakat tamamen FETÖ'nün tetikçisi haline gelen bir yapıya büründüler. Bu yayını da sosyal medya, YouTube'dan izleyenler bulabilir. Direkt söylediği cümle, ben Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi'nin bir temsilcisiyim diyor Kuzdat Altay. Seçim dönemi boyunca Amerika muhalefetini iktidara getirmeye çalıştı. Bu bizim tepkimiz dün. Bakın Sayın Devlet Bahçeli, halam Türkiye'yi kendi vatanı kadar sevdi. Türkiye'deki sevenleriyle buluşmak istedi fakat Türkiye'ye girişine defalarca izin verilmedi diye dert yanıyor. Bu da Devlet Bahçeli'nin tweetine karşı attığı evet, bir tweet. Evet, evet. Biz de burada vurguladık. Kaynak olarak da söylüyoruz YouTube'daki yayını ya da 4 Ocak 2017'deki ABD'de Müslümanların Hayatı isimli etkinliğe bakabilir. Tabii bu bir örnek. Bunun dışında da Kuzdat Altay'ın bir sürü skandalları var Türkiye karşıtı ama bölücülük hep aynı yerde birleşiyor. Dikkat ederseniz evet. Fethullahçılar evet. Amerika'ya kaçıyor. Uygur ayrılıkçıları, bakın Uygur halkına yönelik bir şey söylemiyoruz burada. Ayrılıkçıları, Doğu Türkistan ayrılıkçıları. Amerika'ya kaçıyor. O yüzden Rabia Kadir'i şöyle tasvir edebiliriz. Rabia Kadir Çin'in Fethullah Gülen'idir. Eskiden milletvekili. Bu kadar iddialı. Tabii ki de. Bak, Çin'in en zengin, Çin'in milyoner sayısı Pekin'de ya da Şangay'daki milyoner sayısı New York ya da
ABD'nin ünlü herhangi bir şehrindeki milyoner sayısını geçmiştim. Yani Çin'de milyoner olmak zaten zor. Tabii ki. 7. insanıydı Rabia Kadir. Çin'in en zengin 7. insanıydı. Milyar dolarları vardı. 2004'e kadar da Ulusal Halk Meclisi'nde yer aldı Rabia Kadir. Daha sonra hakkında soruşturma açıldı. Bu zenginliğe nasıl kavuştu peki? Tekstil kraliçesi. Destekleniyor tabii ki de. Yani biz bir ticaret... Yani sadece tekstil mi, başka şeyler var mı diye soru geldi aklıma da o bakımdan. Bildiğim kadarıyla yok. Hı hı. Esas olarak zaten Uygur bölgesi dünyadaki pamuk üretiminin %20'sine sahip. Tekstil, pamuk, kaliteli pamuk anlamında çok zengin bir havzaya sahip. Onların tek elini almış bir insandı. Zenginleşmiş. Aileden gelen de bir şey vardı. Biyografisine bakmak lazım. O kadar bilmiyorum. Hı hı. Ulusal Halk Meclisi'nde de milletvekili oldu. 1700'den fazla milletvekili vardır Çin'de. Bütün 1,5 milyar insanı temsil eder bunlar. Fakat yıl boyu milyonlarca toplantı yapılır. Son Çin Komünist Partisi'nin kongresinden önce 14 milyon tane toplantı raporu aldıklarını söylediler. Ve 14 milyon raporun siyasi, ekonomik olarak yönetilmesinden sorumlu insanlardan biriydi. 1700 insandan biriydi Rabia Kadir. Fakat daha sonra Ulusal Halk Meclisi'nde Uygur ayrılıkçılığına yönelik söylemler geliştirdi. Hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı bizim meclisimizde işte HDP ya da eskiden HADEP, DHP neyse, hı-hı, yemin etmemeleri ya da işte Kürtlere soykırım yapılıyor, hı-hı, vesaire demeleri gibi. Zaten önemli bir ayrıntı söyleyeceğim. Hong Kong'da bazen Batı tetikçilerinin halk ayaklanmalarına yol açan isyanlarını görürüz. Geçen sene ben şimdi yayına çıkmadan önce baktım da bulamadım ama Ulusal Kanal ekrana getirmişti bunu. 2 sene önceki Hong Kong'daki bir sokak hareketinde Doğu Türkistan bayrağı, PYD bayrağı beraber yürüyorlar. Tabii biz bunu Aydınlık Gazetesi'nde 2 yıl önce yayınladık. Ayrılıkçılık her yerde merkezini buluyor. O merkez ABD. Ama ayrılıkçıların birbirlerini bulması da Doğu Türkistan ayrılıkçılığı ile PKK ayrılıkçılığı çok benzer bakın. O yüzden Türkiye'deki milliyetçileri, buradan Ulusal Kanalı izleyen milliyetçilere de şunu söylemek lazım. Çin'in bir toprak bütünlüğü aslında Türkiye'nin toprak bütünlüğü. Siz Çin'in ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı eylemler içerisinde girdiğiniz an aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı eylemler içerisinde giriyorsunuz. Çünkü TSK'nın raporları var. Bakın burada özellikle IŞİD Horasan'ın olduğu Afganistan'ın en doğusu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin çok yakındaki bir bölge ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde devşirdikleri bazı Uygur kökenli teröristler bizim askerimizi şehit etti Suriye'nin kuzeyinde. Yani bunlara Uygur taburları diyorlar. Biz böyle bir ismi doğru bulmuyoruz. Nasıl PYD ya da PKK'ya Kürt taburları denmesine karşı çıktığımız gibi. Bunlar devşirilmiş Uygur kökenli teröristler Suriye'nin kuzeyinde Türk askeriyle çatıştı. O yüzden Devlet Bahçeli buna ne cevap verecek mesela? Devlet Bahçeli Türk ordusuna kurşun sıkanları ve onu çeşitli siyasi ya da sosyal platformlarda destekleyen insanları Türkiye'ye davet ediyor. Bu Çin'in FETÖ'sü diyorsunuz. Tabii. Devlet Bahçeli'nin bunu bilmemesi imkansız. Bence de imkansız, evet. Peki durum böyleyken yani nasıl oluyor da böylesine güçlü bir destekle böyle bir tavır gösterebiliyor? Gerçekten akıl almıyor. Bir de evet, tabii şimdi bu açıklamalar Türkiye-Çin ilişkilerinde de nasıl bir etki yaratacak onu da merak ediyoruz. Bakın açıkçası burada çıktı mesela. Bu eylemlerde PYD bayrakları da var. Burası Hong Kong. Hı hı. Bakın en önde Doğu Türkistan. Ya Hong Konglular Doğu Türkistan'a niye sahip çıkıyor? Evet. Çünkü aynı merkezden yönetilen eylemler. Bunlar renkli darbe girişimleri. Renkli devrim dedikleri batıda. Renkli darbe girişimlerinde bir de dünyanın ve bundan temsilcileri ABD ya da İngiliz büyükelçiliklerinden çıkmayan insanlar. Yani Hong Kong ayaklanmasını başlatanların çoğu zaten İngiltere'ye falan iltica ettiler. Dünyanın en çok Müslümanını katleden ülkeye kaçmak zorunda kalıyorlar ama Müslümanların haklarını, yani güya Uygur Müslümanların haklarını arıyoruz diyorlar. Bir iki görüntü şey daha vardı, görsel daha vardı arkadaşlar getirebilirse. Bitirdik ya da herhalde. Gelirse yine evet, başa döndü. Yine Çin'e etkisini, evet, onu oradan devam edebiliriz isterseniz. İki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek, orada tabii nasıl yankılanacak, bu duruş neye mal olacak, tabii, yani neler söylersiniz? Ya şimdi Gülşah Hanım, Türkiye aslında Çin Halk Cumhuriyeti ile çok hem tarihsel hem de modern anlamda ekonomik ciddi potansiyel fırsatlara sahip. Yani Çin Halk Cumhuriyeti 2013 yılında Kuşak Yol girişimini başlattı ve Antik İpek Yolu'nu canlandırdı. Bir yandan da denizden de başlattı. Deniz İpek Yolu, Kara İpek Yolu ve bu
Türkiye önemli kavşaklardan biri. Türkiye'nin de aynı zamanda bir orta koridor projesi var. Orta Asya ile Avrupa arasındaki bağlantıyı sağlama ve Orta Asya'dan da Şiyan'a, Sincan, Uygur Özerk bölgesine kadar giden bir İpek yolunda aslında bizim bir tarihsel bir kardeşliğimiz var Çin'le. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ben de o sırada Pekin'deydim. Temmuz 2019'da, bak Kürdistan bayrakları görüyor musunuz Hong Kong'da? Yani bu ayrılıkçıları, milliyetçilerin iyi görmesi lazım Türkiye'de. Görmeyince saf bir şekilde gerçi Uygur haklarını da eğer arayacaksak bakın bu bayraklarla arayamazsınız. Evet. En yanlış adamlarla arıyorsunuz. Erdoğan ve hükümetin çünkü ilgilendiriyor ittifakın yani Cumhur İttifakı'nın en büyük ikinci bileşeni çıkıyor ve böyle talihsiz bir çağrı yapıyor. Bu da hükümetin dış politikasını, şimdi Çin Halk Cumhuriyeti sadece Çin Halk Cumhuriyeti değil. Bakın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Orta Asya'dan tutun Güneydoğu Asya'ya kadar, Afrika'ya kadar bir sürü Müslüman Türk ya da Arap devletiyle ilişkisi var. Şimdi Malezya bir Müslüman ülke, Endonezya Müslüman ülke, işte Cibuti Müslüman ülke, Cezayir, Mısır bir sürü Müslümanın yaşadığı ülke. Bunların hiçbiri Uygur bölgesi üzerine bir spekülasyon ya da ABD planlarına alet olacak açıklama yapmıyor. Fakat Türkiye yapıyor bir tek. Bakın dünyada bir tane, en son Mahmut Abbas gitti hatırlarsanız. Evet, evet. Filistin'den. Ona da yaylım ateşi yaptı Devlet Bahçeli. Ben size dün bir şey söyleyeyim. Amerika'nın Sesi Devlet Bahçeli hakkında bir haber yaptı. Voice of America İngilizce yayınında direkt olan bir haber. Son 5 yılda Devlet Bahçeli'yi övdükleri tek haberi yaptılar. O da Uygur meselesi üzerine. Ve dünyadan Mahmut Abbas'a tepkiler yükseliyor diyor Amerika'nın Sesi. Birinci sıraya Devlet Bahçeli'yi yazmış. Başka yok ki tepki. Başka yok. Söylüyorum Endonezya dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülke. Evet. Burada tepki yok. Mısır'da yok. Pakistan'da yok. Bunların hepsinin Çin'le çok derin işbirlikleri var. Şimdi bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı Temmuz 2019'da Çin'e geldi. Aslında bu Erdoğan'ı da yalanlayan bir açıklama. Bahçeli Erdoğan'la çelişkiye düşmüş oluyor. Erdoğan Temmuz'da Pekin'de dedi ki Sincan Uygur özerk bölgesinde Uygurlar mutlu bir şekilde yaşıyor. Niye? Bakın birkaç size rakam vereyim. Tabii. Son 60 yılda Uygur bölgesinin ekonomisi %160 büyüdü. Pardon çok özür diliyorum. 160 kat büyüdü. 160 kat. Kişi başı milli gelir 30 kat artmış durumda. Son 60 yıldan bahsediyorum. Yani 1960 ile 2020 arası. Nüfus, şimdi bu Rabia Kadir gibilerin hep yalan dezenforme ettiği konu. 1960'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde BM rakamlarına göre de 2 milyon 200 bin Uygur yaşıyormuş. Şu an 13 milyon Uygur yaşıyor. O da 6 kattan fazla artmış. Yaşam beklentisi 1960'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 35 ortalama ömür. Bugün 76. Yani bir ömür vermişler adamlara. Evet. 35, 70, 76 olmuş. 35 bin cami var Uygur Özerk Bölgesi'nde. Devlet Bahçeli buyurun gelsin beraber gezelim o bölgeyi. 35 bin cami var. Her 500 Müslümana bir cami düşüyor. Türkiye'de ne kadar cami var biliyor musunuz? Türkiye'de ne kadar Müslümana bir cami düşüyor biliyor musunuz? Çin'in yarısı kadar. Evet. Türkiye'de her 1000 Müslümana bir cami düşüyor. Çin'de Uygur Özerk Bölgesi'nde her 500 Müslümana bir cami düşüyor. Şimdi bunlar alt alta koyunca Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bilgilendirildi. Biliyor da zaten. Uygurlar mutlu mesut yaşıyor dedi. Burada ekonomik kalkınma var. Bir de 1990'ların başında 2017-2016'ya kadar çok büyük terör saldırıları oldu Çin'de. Doğu Türkistan ayrılıkçıları yaptı. Bunlar El-Kaide ile özellikle IŞİD Horasan üzerinden bağlantılı bir şekilde. Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda bomba patlattılar. Kunming adlı ünlü bir şehirde tren istasyonunu satırlarla bastılar vesaire. Böyle 200'e yakın terör eylemi, irili ufaklı. Son 6 yılda terör eylemi yok bakın. Uygur özerk bölgesinde de Çin'de de son 6 yılda herhangi bir terör girişimi yaşanmadı. Niye? Burada Türkiye'nin de etkisi var. Türkiye IŞİD'le çok ciddi mücadele etti. Yani o Batı'nın işte ittifaklar kurdu Amerika Suriye'yle şunla bunla. IŞİD'in içerisinde de bu teröristler yer alıyor. Hı hı. İşte Uygur bölgesinden getirilenler, IŞİD Horasan bölgesinden getirilenler vesaire. Yani bu mücadele yekbütün. Türkiye'nin verdiği mücadeleyle Çin'in aşırıcılık ve terörizme karşı verdiği mücadele bir. O yüzden Türkiye'de de çok uzun yıllar Sayın Süleyman Soylu zamanında bir geçen seneki istiklal bombası dışında son 6 yılda terör eylemi olmamıştı bakın. Peki şimdi son 3 dakikaya girdik. Türkiye nasıl bir tavır sergilemeli? Onu da bir özetleyin isterseniz. Çok kısa şöyle söyleyeyim. Türkiye çok ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde. Çok ciddi bir dolar krizi yaşıyoruz. Evet. Bu sadece Türkiye'de değil gelişen dünyada çok ciddi bir döviz krizi var. Bakın Temmuz ayında BRICS zirvesi var Güney Afrika'da. Evet. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu birlikteliğe şu an dünyanın gelişen ülkelerine katılma üyelik talepleri var.
Mısır'dan Arjantin'e kadar. Ve bunlar bir rezerv para birimi açıkladılar. Temmuz ayında da bunu ilan edecekler. Yani dolarizasyona karşı, ABD'nin doları bir silah olarak kullanmasına karşı biz ezilen ülkeler, gelişen dünya olarak kendi para birimlerimizi kullanalım. Milli paralarla ticaret yapalım diyorlar. Hangisi fırsat? Uygur kışkırtıcılığının peşinde koşan Kudret Altaylıların, Rabia Kadirlerin, ABD planlarına payanda olmak isteyenlerin Türkiye'ye gösterdiği bir ekonomik çözüm var mı? Ticari çözüm var mı? Siyasi çözüm var mı? Yok. O yüzden Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu an yeni Pekin Büyükelçimiz de bakın zora soktu. Yeni İsmail Hakkı Musa eski MİT Müsteşar Yardımcısı. Çok da güzel görevine başladı. Tebrik de ediyoruz kendisini. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olacağız kendisine. İki aydır çok güzel bir dönem başlatmıştı ama şimdi söyleyeyim ben. Türkiye'nin 2019 yılında yine bu Fethullahçıların kışkırtmasıyla biz Çin'e nota vermiştik. Abdurrahim Heyit diye bir sanatçı var, Uygur sanatçısı, öldürüldü diye. Biz gittik o yalana inandık, adamın ölmediği ortaya çıktı. Videoları vesaire canlı yayına çıkardılar. Ondan sonra ikinci büyük çok yanlış yapıldı dış politikada. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Türkiye'nin en azından hükümetin Bahçeli'nin açıklamalarına katılmadığını söylemesi gerekiyor. Çünkü bundan sonraki ilişkiler hem ticari hem siyasi anlamda daha düzgün bir raya girsin. Geri dönülmez yaralar açılmasın. Evet. Peki. Bir de Vatan Partisi olarak tabii bunun için elimizden geleni yapacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı bilgileriniz için ve yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Vatan Partisi Çin temsilcisi Orçun Göktürk konuğumuzdu. Böylelikle bültenimizi de burada noktalıyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hafta içi Can Karadut'un yorumuyla yurt ve dünya gündemini Ulusal Kanal Ana Haber bülteninden öğrenebilirsiniz.